LinkedIn'den kaçıncı derecede arkadaş olduğumuzu gösteren yapı için nasıl bir database architecture kullanılıyor? Graph database kullanabilirsiniz bunun için. Node'ların değil, yani veri taneciklerinin değil, onların arasındaki bağlantıların geçer akçe olduğu, asıl meta olduğu bir yapı graph database'ler. GraphQL ile alakası yok, karıştırmayalım. Ama bir graph database ya da herhangi bir veri tabanı üzerine yazılmış bir graph database eklentisiyle benzer bir yapı kurmanız mümkün. JavaScript'te ufkunu genişleten bir library oldu mu? Vay anasını demek böyle şeyler de olabiliyor gibi. Seni şaşırtan bize nasıl etkiler düşüncesiyle soruyorum. Güzel soru. Yakın zamanda gördüm. Yakın zaman dedim belki 4-5 ay önce. TypeScript'in type anotasyonlarıyla bir yazılım dili geliştirmişler. Acayip yani. Hiç kod yazmıyorsun. Sadece TypeScript'in type anotasyonlarını yazıyorsun ama Turing Complete. Çok acayip bir projeydi ya. İnanılmaz ufkumu açan bir şeydi. SQL mi yazmışlar? Galiba SQL yazmışlar. Yani böyle bir işte veri tabanı sorgulama yöntemi olarak type anotasyonları kullanıyorlar falan. Çok acayip bir kafa. JavaScript'i ne kadar iyi bildiğimizi nasıl test ederiz? Codewars.com'a gidin, oradaki soruları çözün. Mesela gayet iyi bir test. Ne kadar yüksek renkli soru çözerseniz o kadar iyi. Ya bu JavaScript bilgisiyle çok böyle şey değil yani aslında. Ama şu açıdan güzel. Kendi çözümlerinizi diğer yazılımcıların çözümleriyle karşılaştırabiliyorsunuz. Onların o probleme nasıl yaklaştığını görüp kendinizi güncelleyebiliyorsunuz. O yüzden bütün eğitimlerimde Codewars'u öneriyorum. Node.js dışında bir dille backend yazmak zorunda kalsaydım büyük ihtimalle çok şok edici bir şey söyleyeceğim ama PHP ile yazardım. Çünkü Node.js'ten sonra en iyi bildiğim backend dili PHP. O yüzden ona dönerdim. Ama böyle hani öğrenip de bir şeye gireceksek o zaman Swift ile yazmayı isterdim. Ya da Kotlin olabilir. Kotlin ya da Swift, ikisinden birini seçerdim. Ya öyle şimdi Node yazamıyorsan ne yazacaksın? Ben 10 sene PHP'den ekmek yedim sonuçta yani. Hayatımı 10 sene PHP'den kazandım. Şimdi ortada bazı gerçekler de var. Yok değil yani. İngilizce çözmenin en iyi, en uygun yolu. Bilmem. Ben okuyarak çözdüm. Çok okudum İngilizce kitap. Biraz deneyimli front-end developer Node.js öğrenirken ne tür projeler yapması gerekir? Çok fazla business logic içeren proje yapmanız lazım. Node ile alakası yok. Genel backend öğrenirken yapmanız gereken bir şey. Çok fazla iş kuralı. Business logic. Şöyle olursa böyle olur. Buradan bu state'e geçelim. Ama burada da bu var. O yüzden bunu da böyle işliyoruz. Bu İşi şu kişi böyle işleyecekken sonra alacak, buna verecek, o da böyle işleyecek falan gibi bir karmaşık logic'ler barındıran, karmaşık işler barındıran projeler yapmanızı öneririm. Rust fena değil. Açıkçası seviyorum Rust'ı. Son zamanda biraz çalışma fırsatım oldu Rust'la. Ben aktif olarak yazmadım ama bir Rust yazılan bir projenin içinde bulundum. Takdir ettim. Flutter öğrendikten sonra hangi dile yönlenmeliyiz? Amaç herhangi bir yerde çalışmak değil, yazılım şirketi kurmak. JavaScript. Çok net. Kendi işimi kurmak istiyorum ancak henüz çıkardığım uygulamalardan beklediğim ilgiyi alamadım. Yakın zamanda yeni bir uygulama çıkaracağım. Öneriniz nedir? Bol bol uygulama çıkarın. Devam edin yani. Öyle bir yerde durmayın. Hayat zaten çok uzun ve çok uzun süre devam edecek. Yeni uygulamalar, yeni fikirler geliştirmek sizi gerçekliğe de yaklaştırır. Yoksa hep böyle kendinize yalanlar söyleyerek, kendinizi kandırarak, kendinizi kendinize çok inandırarak, çok iyi bir şey yapmış sınız gibi hissederek ilerliyorsunuz. Açıkçası faydalı bulmuyorum. O yüzden böyle farklı ürünlere yönelmek, hangisinin daha iyi olduğunu daha kolay anlamanızı, değerlendirmenizi sağlar diye düşünüyorum. Frontend mi daha zor, backend mi? İkisi de kolay deyip bir linç yer miyim acaba? İkisi de zor, ikisi de kolay ya. Bence birinden biri diğerinden daha zor ya da kolay değil. Nasıl milyon request karşılayabiliriz? Horizontally scale ederek. Vertically karşılayamazsın tek servisle ama aynı servis, özellikle mesela read database'in varsa ve çok read alıyorsan ve bu milyon request'in belki atıyorum 800 bin read ise falan, bas yani 100 tane servis yan yana aç, işte container servislerinden birini kullan. Google Cloud Run kullanıyorum ben mesela. Milyon tane istek karşılayabiliriz yani. Milyon istek karşılamak çok önemli bir mevzu değil. Çıkan bu frontend framework'leri güvenlik sorununa da çözüm getiriyor mu? Hayır, getirmiyor. Selamlar, bir bootcamp'e katıldım. Ücretli 9 aylık bir eğitim süreci var. Sizce ne kadar onlara bağlı kalmalıyım? Çünkü diğerlerine göre çok hızlıyım ve sıkılıyorum. Kalma, o zaman kop git. Kendinizi limitlemeyin. Yani önünüz açıksa ve hızlı hareket edip ilerleyebilecekseniz bunu yapın yani. Tutmayın kendinizi geri. Proje yapın, çalışın, açık kaynaklı kodu okuyun, yazın, yeni birliktelikler kurun başka insanlarla, beraber projelere girin. Durmayın yani. Gerek yok durmaya. Türkiye'den gidip yazılımcı olmak isteyen, yazılımcı olarak çalışmak isteyen gençler, Almanların yaklaşımı nasıl, imajımız nasıl? Mesela Hintlilere oranla tercih edilme şansımız çok daha fazla. Böyle bir sıkıntı görmedim ben. İngilizcen iyiyse ve iyi işini iyi yapıyorsan İmajımız iyi yani. Bir problem yok. Türkiye'de senior olan biri Almanya ilanlarında junior ve mid ilanlara başvursa nasıl karşılanır? Garip karşılanır. Yapmayın. Senior ilanlara başvurun. Niye pozisyonunuzu azaltıp gidin yani? Junior'lara kod incelemek için kütüphane tavsiyeniz var mı? React açın, inceleyin mesela. Tiksineceksiniz yani.
Yeni bir dil öğrenmek istesen ne öğrenirdin? Valla Swift biliyordum eskiden. İlk çıktığında öğrenmiştim. Hatta mobil uygulama yazmıştım Swift'le. Unuttum şimdi. Tekrar öğrenmek isterim Swift. Bir özelliğin magic olması canını sıkar mı? Olmasa daha iyi olur dediğin bir örnek var mı? Vue'nun aksine React çok magic özellik içeriyor gibi hissediyorum. Ya bu konuyu, bu soruyu kim sorduysa alnından öpmek istiyorum ya. İnanılmaz güzel bir soru. Gerçekten de böyle. Bir özelliğin magic olması, ya bu soruyu böyle çerçeveletmek, bir yere asmak istiyorum yani. Magic olması canımı çok sıkıyor. React'te çok fazla magic var ve tiksiniyorum. Use effect nedir abi? Neden her render'da başka bir şey geliyor? Yani o fonksiyon kaç kere çalışıyor, haberiniz var mı? Gidip bir console log koyun yani o komponentin ana gövdesine. Herhangi bir komponentin fonksiyonunun kaç kere execute olduğuna bakın. Yüzlerce, binlerce kez execute oluyor aynı fonksiyonlar. Size reaktifmiş hissini vermek için. Nedir abi use effect? Hook dediğin nedir? Ne kadar saçma şeyler bunlar yani. 5 para etmez teknolojiler. Aptallık gerçekten. Aklı başında bir insan bunları, bu teknolojileri böyle tasarlayamaz yani. Feci tiksiniyorum. Vue çok daha iyi tabii ki. Çok daha az magic var. Neyin ne olduğu belli. Öyle 1 milyon kere senin haberin olmadan execute eden kod yok. O kadar yok. Vue'de de yine geldi böyle salak saçma özellikler de. Magic özellik olmaz yani. Magic yapacaksan bile insan iyiliğine yapman lazım. İşte ben hook diye bir şey düşündüm. Bundan sonra herkes hook kullanacak. Öyle magic olmaz. Magic mesela class syntax'ıdır. Class syntax'ı bir magic. JavaScript'te class syntax diye bir şey yok aslında. Prototype objeleri üzerinden yapıyoruz her şeyi aslında. Gerçekte öyle çalışıyor yani. Ama kolaylık olsun diye class kullanıyoruz. Ya budur yani magic. Veri katmanında normal değişken değil, proxy kullanmaktır magic. Ki dinamik olarak render edebil falan. Magic budur yani. Use effect magic mi yani? Ya da öyle magic mi olur? Korkunç. Functional component mi, class component mi? Class component tabii ya, her türlü. Functional component iğrenç bir şey ama ne yazık ki class component syntaxını çöpe atıyorlar. Ve bu da beni giderek darlıyor. Giderek üzüyor yani. Hiç hoş değil bence. Ya çok kötü bir konsept yani functional component. Çünkü functional değil aslında. By definition function dediğin şeyin side effect'i olmaz mümkün olduğunca. Ama bütün React komponentlerinin tonla side effect'i var. Side effect'i function komponentine sokmak, kuzu postuna kurt sokmak gibi bir şey yani. Bunu yazın, iyi söz. Use effect lifecycle'ların bir araya toplanmasıdır. Aslında aynı şeyler yapılabiliyor. Yapılamıyor, bir. İkincisi, çok saçma bir çözüm. Gerek yoktu yani. Hiç gerek yoktu. Saçmalık. Sana katılamadım bu konuda. Katılmana gerek yok Berat. Hooklar şu an JavaScript mühendisliğinin en güzel çözümler değil. Ben senin tecrübene saygı duymuyorum. Bunu söylüyorsan bence bunun üzerine düşünmelisin, okumalısın. Bunu ciddi söylüyorum ve yanlış anlamını istemem yani. Egodan falan söylemiyorum ya da böyle bana nasıl karşı çıkarsın. Bilimsel olarak bu hookların büyük bir geri adım olduğunu düşünüyorum. UI dediğin şeyi deklaratif yazmak varken hooklarla imperatif bir şekle sokmanın hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum. Kaldı ki performansı da değil. Dolayısıyla eğer hooklara inanıyorsan ve seviyorsan çok okumalı, çok araştırmalı. Yazılım mimarisi nasıl olur, UI mimarisi nasıl olur çok incelemeli. Başka insanlar başka durumlarda, daha önceki yıllarda çok daha kötü hardware ile bu tarz problemleri, benzer problemleri nasıl çözmüşler bunu araştırmalısın. Ondan sonra umarım fikrin değişecek. Keşke inadına class component yazabilsek ya ama sektör ne yazık ki hype'çıların terörüne esir kalmış durumda. Kullanım kolaylığından functional component'ler daha iyi geliyor. Yanlış. Bir şey, illüzyon yani functional component. Google JavaScript'in yerine Python'ı koyacak gibi tutar mı bu? PyScript ne ya? Frontend'de mi çalışıyor ya? Herkes PyScript diye şey yapıyor, konuşuyor. Bir bakmak lazım. Python'cılar da yazabilsin frontend tabii. Güzel yani ama emin değilim. Python lobisini sevmem ya. Hiç sevmem. Var olmamalılar bence. Herkesin dilinde OOP, Solid, Polymorphism vesaire kodlara bakıyorsun. Modeller ORM'de, işler managerlerde yazılıyor. Öğretilen şeyler projelerde yok. Neyi kaçırıyorum? İşler managerlerde yazılıyor ne demek? Modeller ORM'de falan ne olacaktı? Ama bir sürü insan doğru mimari uygulamayı bilmiyor. Ona katılıyorum yani. Kötü. Yani bu konuda kötüyüz. Sektör olarak kötüyüz. Daha iyi olmalıydık bence. Dediğimiz şeyleri yapmıyoruz. Dediğimizin arkasında durmuyoruz falan. Büyük sıkıntılar var sektörde. Git'i centralize kullanmaya gerek var mı? Tabii canım, olmaz mı? Takım olarak çalışıyorsan decentralized git mi olur yani? Teknoloji decentralized ama centralized kullanıyoruz. Blockchain de öyle yani. Ya da Bitcoin de öyle. Teknoloji decentralized ama herkes centralized marketlerde işlem yapıyor yani. Kim decentralized takılıyor? Hepsi yalan dolan işler. Boş verin. Kendinize çok iyi bakın. Öğrenmeyle kalın. Bilimsel metodolojiyle kalın.